Kanalımın ekranlarından günaydınlar diliyorum değerli izleyenler. Güzel bir günde yine ekranlarınızda sizlerle olan birlikteliğimiz şu dakika itibariyle başlamış bulunuyor. Bugün de yine aktarmak istediğimiz önemli gelişmeler, önemli haberler olacak program içerisinde. Ama öncesinde bir WhatsApp numaramızı hatırlatalım ve 0506 094 67 23 numaralı hat üzerinden bizlere mesajlarınıza ulaşabileceğinizi yineleyelim değerli izleyenler ve hemen vakit kaybetmeden haberlerimizi aktarmaya başlayalım. Bugün yine tabii ki hem ülkenin hem Elazığ'ın gündemi koronavirüs. Bu bir süre daha böyle gidecek gibi görünüyor. Yetkililerin yapmış olduğu açıklamaya göre Haziran ayı gibi bu salgınların, bu hastalığın görülme oranının düşeceği söyleniyor. Yani önümüzde ortalama 2-2,5 ay gibi bir süreç var. Yani bir süre daha deprem gündemi değişmişken koronavirüs gündemiyle hayatımıza devam edeceğiz. Efendim hepimiz önlem alıyoruz koronavirüsle ilgili. Tabii ki devlet yetkilileri de, devletin üst kademeleri de hastalığın bulaşmaması için çeşitli önlemler alıyorlar. Dün yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmaylarıyla yapmış olduğu telekonferans görüşmesi alınan bu önlemlerden bir tanesiydi. Bakanlarla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve son durum hakkında detaylı bilgi aldı onlardan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanların video konferans yoluyla yaptıkları görüşmeyi içeren videoyu Twitter'dan yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konferans yoluyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlarla görüştü. Bunu da geliştirme suretiyle artık Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan önlemler, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz dedi. Çünkü devlet sosyal devlettir. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz. Bu konuda kararlı olacağız, sizi götüreceğiz. Ne var ne yok, bugünkü gelişmelerle alemde. Erdoğan son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la görüşmesinde okulların tatilinin uzatılmasına ilişkin ben bilim kurulunun bu konudaki görüşünü çok önemsiyorum ifadelerini kullandı. Yani doğrusu bilim kuruluyla da bir görüşüp yani ben gönlüm bilim kurulunun bu noktadaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani uzatılabilir de uzatılmayabilir de ama bilim kurulu eğer uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım. Ama bir hafta yeter diyorsa ona uyalım. Çünkü işin ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda çözeriz. Devam ediyoruz değerli izleyenler haberlerimizi aktarmaya. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün açıklama yapıyor. Yeni vaka sayısı ile ilgili, yeni yapılan testlerle ilgili, konulan tanılarla ilgili, ölüm sayıları ile ilgili ne yazık ki gün geçmiyor ki yeni bir ölüm haberi almayalım Bakan Koca'dan. Yine geçtiğimiz gün bir açıklama yaptı Bakan Koca. Bilim Kurulu toplantısının akabinde yaptı o açıklamayı. Önemli bilgiler verdi. Özellikle 32 bin sağlık personeli daha alacaklarını söyledi Sağlık Bakanlığı bünyesine. Onun dışında sağlık çalışanları içerisinde de pozitif vakalara rastlandığını söyledi. Ve yine ne yazık ki bu virüsün tüm ülke genelinde bir yayılım gösterdiğini işaret etti. Şu süreçte iyileşen vakalarımız var. Biliyorsunuz 14 günlük zaman dilimi geçmesi gerekiyor. Ve önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı da gün be gün açıklamış olacağız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gerçekleşen bilim kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık. Sonuçları daha hızlı öngörüyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgın Türkiye'nin hemen hemen tüm bölgelerinde var dedi. Tam olarak şu an Türkiye'de sadece bir bölge lokalize değil, ülkenin genelinde neredeyse genelinde olan pozitif gördüğümüz vakaların olduğunu biliyoruz. Var bunlar içerisinde öne çıkan bir ilimiz değil. Sağlık personelimiz içinde pozitif olan vakalarımız var. Maalesef sayılarını söylemeyeyim ama sağlık personelimiz içinde pozitif olan vakalarımızın olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Çin'den ilaç getirildiği bilgisini veren Koca, ilacın etkisini önümüzdeki günlerde göreceğiz dedi. Sabah itibariyle Çin'de kullanılmış olan özel bir
ilaçtan sonuç aldıkları iddiası olan ve bu konuyla yayınları yapılmış olan özellikle yoğun bakım hastalarında kullanılmasının 11 günden 11 veya 12 günden 4 güne kadar düşürdüğüne dair bilgilerin olduğunu bildiğimiz ilaçla ilgili de bu sabah yeterli miktarda Çin'den getirmiş olduk. Bakan Koca ayrıca sağlık personeline ek ücret verileceğini, ayrıca kısa zaman içerisinde 32 bin personel alınacağını da söyledi. Ek ödeme için Sayın Maliye Bakanlığımızın bugün itibariyle bu anlamda onayladığı tabandan yani performans uygulaması var biliyorsunuz. Bu dönem performans uygulamasını devre dışı bırakıyoruz ve tabandan bu performansı vermeyi bugün itibariyle Sayın Maliye Bakanlığımız onayladılar. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Ayrıca demin de bahsettiğim 32 bin personeli de en hızlı şekilde önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde almak üzere hızla bir organizasyon işimiz. Efendim yine dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geç saatlerde bir açıklama yaptı. Tabii ki yine son vaka sayıları ile ilgili, pozitif çıkan testlerle ilgili, yapılan testlerle ilgili. Ve açıklaması şu şekildeydi. Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soru soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için henüz geç değil. Tedbir artışın önünü kesebilir. Son 24 saatte toplam 3952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Bunlardan biri KOA hastasıydı ve diğerleri de ileri yaştaydı. Diğer 6'sı da ileri yaşta hastalardı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz diyor Sağlık Bakanı Koca ve gençleri de uyarıyor. Evet, hareket güzeldir. Genç olduğunuzu biliyorum, hareketli olduğunuzu biliyorum ama şu günlerde biraz yavaşlayın. Evde hayat var, hayat eve sığar. Sürekli bunu yineliyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Ve dün yine Elazığ'da da gençlere yönelik bu sefer alınan çeşitli tedbirler vardı. Evet, 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polis teyakkuz halinde, asker teyakkuz halinde sokakta görüldükleri takdirde polisin, askerin eşliğinde evlerine götürüyorlar 65 yaş üstü vatandaşlar. Tabii ki amaç sağlıklarını korumak. Ama bir bakıyorsunuz ki bu sefer de yaşlıların yerine gençleri almış. Bunun için de Elazığ'da çeşitli tedbirler alınıyor. Postane Meydanı'nın, şu anki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın çevresinin polis barikatlarıyla çevrilmesi gibi. Bu ve bunun gibi tedbirler alınmaya devam ediyor değerli izleyenler. Ve İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılmış olan bir açıklama var. Kendini polis gibi tanıtıp yaşlı bir vatandaşı korkutan biri vardı, hatırlarsınız. İşte o amca sokakta geziyorken kendini polis gibi tanıtıyordu ve bu seferlik seni affediyorum, ceza yazmıyorum diyordu. Ve bunu da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Tabii ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bunu gördü ve affetmedi. O gence de deyim yerindeyse tokat gibi bir ceza verildi. 15 gün ev hapsi ve 2 haftada bir yaşlıları ziyaret edecek. Sosyal medyada etkileşim almak için yaşlı vatandaşlara saygısızlık yapan bir kullanıcı emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Normalde bak ceza işlem uygulamamız gerekiyor. Bu seferlik sizi affedelim. Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Birçok vatandaş kurallara uyarak evde kalmayı tercih ederken bazı vatandaşlar dışarı çıkmaya devam ediyor. Sokağa çıkanlara ceza uygulanırken bu durumu sosyal medya hesaplarından eğlenceye çevirmeye çalışanlar oldu. Yolda yürüyen yaşlı bir vatandaşa kendini polis gibi tanıtan gencin sözleri yaşlı vatandaşın paniklemesine neden olurken sosyal medyada da tepkilere neden oldu. Amcacığım yaş kaç, dışarıda geziyorsunuz? Ben hastaneye geldim, otobüse bindim, eve gideceğim. Normalde bak ceza işlem uygulamamız gerekiyor. Bu seferlik sizi affedelim. Tamam. Lütfen amcacığım evde kal. Evde kal, hashtag'iyle evde kal. Otobüs almadı beni. İşte amcacığım normalde ceza işlem uygulamamız lazım. Biz Türkiye Cumhuriyeti tarafından korona hastalarını eve gönderme, ceza kesme görevlendirilmesi uygulanıyor. İşte falan filan. Tamam, sana bu seferlik işlem yapmıyoruz. Evde kal. Tamam. Tamam.
Gelen tepkilerin ardından kimliği tespit edilen şahıs Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Efendim şimdi her kesimden sesler yükseliyor ya, evde kalın, evde hayat var, hayat eve sığar diye. Yunus Emre İlkokulu 1B sınıfı öğrencilerinin de sizlere iletmek istediği mesajlar var. Dilerseniz şimdi onların sesinden bir de dinleyelim. Büyüklerine, amcalarına, teyzelerine, dedelerine, anneannelerine, babaannelerine neler söylüyorlar? Evde kal Türkiye, sağlığını koru Türkiye. Lütfen evinde kal, sağlıklı kal, sevdiklerinle kal, hayatta kal Türkiye. Herkesin sayısı evde kal Türkiye, seni çok seviyoruz. Herkesin sağlığı için evde kal Türkiye. Evde kalalım, hayatta kalalım, evde kal Türkiye. Evde kalın. Geleceğiniz için, sağlığınız için, aileniz için lütfen evde kal. Büyüklerimiz, bizim geleceğimiz ve sağlığımız için evinizde kalın. Evinde kal Türkiye'm, evinde kal Elazığ'ım. Onlar sanki bizlerden biraz daha mı fazla bilinçli acaba? Yani gördüğünüz zaman küçücük yaşları var ama kocaman yürekleri var, kocaman bilinçleri var ve kendilerinden büyükleri evde kal çağrısı yapıyorlar. Bizim geleceğimiz için, bizim sağlığımız için lütfen evinizde kalmaya devam edin diyorlar ki bu salgın yayılmasın. Tekrar ekrana getireceğiz Yunus Emre İlkokulu 1B sınıfının bu minik öğrencilerinin çağrısını, ama şimdi diğer haberlerimize devam edelim. Balçetin Oktay Kaldırım'ın da yapmış olduğu bir çağrı vardı. Yaşlılara hizmet ve saygıda kusur etmeyin dedi Vali Kaldırım. Dilerseniz şimdi bu haberin detayları gelsin. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım yaşlılara gereken hürmetin gösterilmesi gerektiğine dair yazılı bir açıklama yaptı. Vali Kaldırım'ın yapmış olduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı. Ülke ve ilimiz olarak çok hassas ve bizler açısından sorumluluğu büyük bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemin hakkını vererek milletimize hizmet etmek herkese nasip olmayacak çok şerefli bir payedir. Bu süreçte en naif ve hassas kesim göz bebeğimiz gibi baktığımız yaşlılarımızdır. Yaşlılarımız başımızın tacıdır. Onların duaları ve merhametli yakarışları bizi ve ülkemizi dimdik ayakta tutan en önemli unsurlardan biridir. Bu zor günlerde onlara karşı hizmette ve hürmette kusur etmeyelim. Sosyal mesafeyi koruyarak veya sık sık arayarak hal hatırlarını soralım. İhtiyaçlarını tespit edip giderelim ve gönüllerini hoş tutalım. İnanın bu dönemde yapılacak en makbul iş ve en güzel ibadet bu kesimlere sahip çıkarak hizmet etmek olacaktır. Devletimiz bu insanların her türlü temel ihtiyacını karşılamak için bir vefa hareketi başlattı. İlimizde olduğu gibi her şehirde vefa sosyal destek grubu oluşturuldu. Gün devlet, millet el ele, gönül gönüle vererek birlik beraberlik içinde çalışma günüdür. Sağlığımız için alınan kararları ve tedbirleri titizlikle uygulayalım, vatandaşlarımızın bu karar ve tedbirlere uymaları hususunda gerekli hassasiyeti gösterelim, tedbir sizden, vefa bizden diyelim. Evet, vali diyor ki tedbir sizden, vefa bizden. Şu süreçte yapılacak en güzel ibadet 65 yaş üstü sokağa çıkma olan, sokağa çıkma yasağı olan o vatandaşlarımıza hizmet etmektir. Onların duasını almaktır diyor, çok da haklı sözlerinde. Efendim belediyenin yapmış olduğu çalışmalarla devam edelim. Elazığ Belediyesi ekipleri 65 yaş üstü vatandaşların imdadına yetişiyor yine. Yine bu kapsamda yaşlı ve bakıma muhtaç, kimsesi olmayan vatandaşların evlerine temizliğe gidiyorlar. Koronavirüsle mücadelede şehir genelinde çalışmalarını en etkin şekilde sürdüren Elazığ Belediyesi, bu zorlu süreçte yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşları da ihmal etmeyerek evde temizlik ve bakım hizmetleri projesine kesintisiz devam ediyor. Yapılan başvurular doğrultusunda baş tacı yaşlı vatandaşlar başta olmak üzere engelli ve bakıma muhtaç kişilere yönelik sunulan hizmetler doğrultusunda ekiplerin titizlikle gerçekleştirdiği çalışmalarla tertemiz hale getirilen evler sahiplerine teslim ediliyor. Efendim,
Camilerden dua sesleri yükseliyor son günlerde. Özellikle yatsı ezanı okunduktan sonra duyabiliyorsunuz. O sessizlikte, o huşu içerisinde ezandan sonra dua ediliyor. Ve yine cami megafonlarından, mikrofonlarından da vatandaşlara çağrı yapılıyor. Evinizde kalın diye. Elazığ'da koronavirüs salgınının bir an önce son bulması ve hastaların iyileşmesi için yatsı ezanı sonrası tüm camilerden dua sesi yükseldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın koronavirüs salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları için yatsı ezanı sonrası tüm camilerden dua sesleri yükseleceğini açıklamasının ardından Elazığ'da da camilerin ışıkları yandı. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da yatsı ezanı sonrası tüm camilerden dua sesi yükseldi. Evet, dün de bu sesleri duyabiliyordunuz camilerden değerli izleyenler. Birkaç gün daha devam edecek gibi görünüyor. Yatsı ezanından sonra camilerden dua sesleri yükseliyor. Ve efendim Elazığ Belediyesi ile ilgili bir haber var şimdi sırada aktaracağımız. Bildiğiniz gibi virüsün Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren Türkiye'deki tüm belediyeler dezenfeksiyon çalışmalarını başlattılar. Elazığ Belediyesi de bunlardan bir tanesi. Belediye ekipleri yine yapılmış olan planlama doğrultusunda şehrin belirli noktalarında özellikle insan sirkülasyonunun fazla olduğu noktalarda, gerçi şu aralar insan sirkülasyonu da çok fazla değil ama o noktalarda dezenfekte çalışmalarını sürdürdüler. Yeni koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından toplu ulaşım araçları, cadde ve sokaklar, meydanlar, parklar, otobüs durakları, çocuk oyun alanları gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanlarla kurumlarda dezenfeksiyon çalışmalarına da aralıksız devam ediliyor. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ülke olarak yürüttüğümüz koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında Elazığ Belediyesi olarak dezenfekte çalışmalarımızı en etkin şekilde sürdürüyoruz. Ekiplerimiz 7/24 sahada dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyorlar. Ancak bu mücadele toplum olarak topyekun vermemiz gereken bir mücadeledir. Tüm alışkanlıklarımızı bir süreliğine bir kenara bırakarak Sağlık Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda bir yaşam biçimine entegre olmalıyız dedi. Efendim dezenfeksiyon çalışmaları tabii ki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda da yapıldı. Yapılmaya da devam ediliyor. Dediğim gibi planlanan planlamalar doğrultusunda. Ve programı başlarken dedik ki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın etrafı barikatlarla çevrildi. Çünkü 65 yaş üstü vatandaşları artık orada göremiyorsunuz ama gençleri görüyorsunuz bu sefer de. Yani yaşların yerini gençler almaya başladı o meydanda. Gereksiz bir kalabalık oluşturmaya başladılar ki salgının bu kadar yoğun olduğu şu dönemde uyarıların sürekli yapıldığı, uyarıların ardı ardına geldiği şu günlerde. Hala daha bir bakıyorsunuz işi olmayan bir sürü genç, bir sürü işte orta yaşlı da diyemeyeceğimiz genç kesim sokaklarda. Mikrofon uzattığınız zaman İşim var diyor ama o kadar insanın ne işi olabilir ki o kalabalığı oluştursun? Yani uyarılar yine bizler için, yine sizler için yapılıyor. Yine bizlerin, sizlerin, toplumun sağlığı için, ülkenin geleceği için yapılıyor. Polis bununla ilgili önlem almak için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın çevresini barikatlarla çevirdi. Çin'de ortaya çıkan ardından dünyaya yayılan koronavirüsünün Türkiye'de görülmesinin ardından alınan önlemler her gün biraz daha genişletiliyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da her türlü uyarı, bilgilendirme ve dezenfekte çalışması yapılıyor.
Bu kapsamda kentin en yoğun noktası olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda da anılan önlemler kapsamında daha önce hadi gah eve gidek esprisine rağmen oturmaya devam etmesi üzerine birçok oturma bankı da kaldırıldı. Buna rağmen vatandaşların kalabalık oluşturması nedeniyle bu kez yeni önlem devreye alındı. Kent merkezinde yoğun olarak kullanılan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce yazılan esprili uyarılar ve bankların sökülmesine rağmen vatandaşların bir araya gelmesine engel olamayınca ekipler bu defa polis barikatlarıyla etrafı çevirerek meydanı kapattı. Valla yaşlı amcalarımız şimdi eğer kanuna uysaylar, çünkü burası daha kapanmadan dün evvelki gün ondan önceki gün bu yasa çıktı çıkalı yaşlı amcalar buradan ayrılmıyor. Allah devletimizden razı olsun, böyle bir imkan sağladılar. Bak kapattılar, şimdi bomboş ama gene önlemini alamıyorlar. Çünkü niye diyeceksin, bu sefer de caddelerdeler. Boş nerede bir oturma alanı, boş nerede bir piknik alanı varsa bu sefer oraya yönelmişler. Devlet bunlarla baş edemez. Çünkü niye edemez? Sen bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil. Çünkü insanın kendisine olacak bu irade. Yani devlet yapıyorsa da bizler için, insanlar için yani niye maske takmışsın? Virüs kapmamak için, mikrobu önlemek için. Ama büyüklerimiz, yaşlarımız maalesef bundan anlamıyorlar. Vatandaşlar da uygulamanın doğru ve yerinde bir karar olduğuna dikkat çekerek herkesin evde kalması gerektiğini söyledi. Aslında çok güzel bu uygulama yaşlarımız için. Yalnız dışarıya baktığımızda sağımıza solumuza, yani ben kendimi başta söylemek şartıyla herkesin bir bahanesi var diye, bir bahanemiz var diye. Şu an bir sağımıza solumuza bakalım. Yani yaşlılardan çok zaten gençler var. Yaşlılarımız pek dışarı çıkmıyorlardı da. Şu an yaşlılardan çok gençler için önlem almak lazım. Yani gençler derken de bir an önce de mekanlar kapatıldı. Yaşlılar için dışarı çıkma yasağı getirildi. Kısa süre içerisinde bizim sağlığımız için, yine milletin kendi sağlığı için dışarı çıkma yasağı, sokağa çıkma yasağıyla da belli. Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan bir açıklama yaptı ve üreticilere 15 bin tane dut fidanı dağıtımı yapacaklarını söyledi. Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ipek böcekçiliğinde kullanılması için üreticilere 15 bin kök dut fidanı dağıtılacak. Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, Elazığ bu sektöre her yönüyle uygun dedi. Biz yeniden bu sektörü canlandırmak ve bu sektör sayesinde birçok ailenin aile ekonomisine katkıda bulunması, ek gelir elde edebilmesi için valiliğimiz uhdesinde sanayi ticaret odamız, Fırat Üniversitemiz, El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz, Orman Bölge Müdürlüğümüz ile işbirliği içerisinde bir çalışma başlattık. Geçen sene bu çalışmanın ilk meyvelerini yine ilimizde gayet verimli bir şekilde aldık. Bu yıl da Orman Bölge Müdürlüğü'nden tedarik ettiğimiz 15 bin civarındaki ipek böcekçiliğinde kullanılmak üzere dut fidanı tedarik edildi. Bu dut fidanlarını üreticilerimize dağıtacağız ve Nisan sonu Mayıs ayı içerisinde yine ipek böcekçiliği tohumlarını da bu üreticilerimize dağıtarak inşallah hedefimiz 400-500 civarında aileye hem fidanını hem de tohumunu dağıtarak bu sektöre girmelerini sağlamak. Karahan koronavirüs tedbirleriyle ilgili aldıkları önlemler hakkında da açıklamalarda bulundu. İnşallah tez zamanda hükümetimizin, bakanlıklarımızın almış olduğu tedbirler sayesinde ülkemizden bu virüsün kısa süre içerisinde gideceğini biliyoruz. Ancak tedbirler alınarak bununla başa çıkabiliriz. Dolayısıyla bizler de hem müdürlük olarak hem de kurum olarak bu virüsle de mücadele noktasında en üst seviyede çalışmalarımızı bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte yürütüyoruz. Kıymetli izleyenler, bir süre önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyelere bir genelge gönderilmişti. Artık hiçbir sebeple sular kesilmeyecek denmişti şu süreçte, şu salgın döneminde. Bununla ilgili çalışmaları da Elazığ Belediyesi sürdürüyor. Bu kapsamda 2 adet yeni su kuyusu devreye alındı Elazığ'da. Elazığ Belediyesi şehrin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Ataşehir Mahalle sınırları içerisinde sondaj çalışmaları başlattı. Elazığ Belediyesi sondaj çalışmaları tamamlanan 2 adet yeni derin su kuyusunu devreye aldı.
Elazığ Belediyesi 24 Ocak'ta yaşanan depremde Ataşehir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan derin su kuyularında yaşanan çökmeler nedeniyle yaşanan su kesintisi sorununu gidermeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İvedilikle yürütülen çalışmaların ardından yeni açılan iki kuyudan sağlanan içme suyu şehir içi şebeke hattına bağlandı. Şehrin su ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar doğrultusunda 2 adet yeni su kuyusu sondaj çalışması da sürdürülüyor. Devam ediyoruz değerli izleyenler. Dilerseniz şimdi biraz da bölge haberlerine bakalım ve çevremizdeki illerde neler oluyor bir göz atalım. İlk olarak Bingöl'e götüreceğiz sizleri. Bingöl'de yere yığılan bir şahıs varmış ve o şahsa virüs endişesi var şüphesiyle hiç kimse yardım elini uzatmamış. Sadece 112'yi aramışlar. Sağlık ekipleri gelmiş ve o bayılan şahsa yardım etmiş. Diyarbakır önünde yine evlat nöbeti 204. gününde hatta 205. gününde devam ediyor bugün itibariyle. Malatya'da 3 hastane koronavirüs için donatılmış durumda. Malatya'da teyakkuz halinde yine ve Tunceli'de bildiğiniz gibi bir süre önce Muzur Çayı'na eğitim sırasında bir uzman çavuş düşmüştü ve kaybolmuştu. O uzman çavuş arama çalışmaları hala daha devam ediyor. Bingöl'de fenalaşarak yere yığılan epilepsi hastasına koronavirüs endişesiyle kimse müdahale edemeyerek izlerken sağlık ekipleri devreye girdi. Müdahale etsenize. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen 55 yaşındaki R'de nöbet geçirerek kaldırım üzerinde yığıldı. Şahsı gören vatandaşlarsa son günlerde Türkiye'de de her geçen gün biraz daha yayılan koronavirüs endişesiyle müdahale edemeyerek sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşanan durumu uzaktan bekleyerek izleyen vatandaşların o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Müdahale etsenize. Kısa sürede olay yerine ambulansla gelen sağlık ekipleri şahsı devlet hastanesine sevk etti. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olayı gören esnaflardan Mehmet Balat, burada bir vatandaşımız bayıldı ama bu salgınlardan dolayı kimse yanaşmadı dedi. Dün burada bir vatandaşımız bayıldı. Vakadan dolayı bu hastalığına kimse yanaşmadı. 112'yi aradık, alıp götürdüler. Yani bu hastalığına kimse yanaşmıyor kimse. O korku var, herkeste var. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından daha kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 204. gününde de devam ediyor. Van 100. Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyken 2018'de teröristler tarafından kaçırılan oğlu Hasan Kılıç'tan 2 yıldır haber alamadığını belirten baba Zeynel Kılıç, diri diri mezara gömüldüğünü, kendisini oğlunun kurtarabileceğini aktardı. Van'da üniversite okurdu. 2 senedir yok. Okul kapandı, eve geldiğini beklerken eve gelmedi. Haber aldım ki dağa gitmiş. 2 senedir ne haber var ne bir şey var. Oğlum sesimi duyuyorsan artık yeter gel. Diri diri beni mezara koydun. Gel bu mezardan sen, ancak sen çıkarsın. Hiç kimse çıkaramaz. Seni burada bekliyorum. En kısa her... Seni burada bekliyorum oğlum. Nereye gitsem her gözümden sen oluyorsun. Ağaçlar, yer, gök hep gözümde sen oluyorsun. Sensiz olmuyor oğlum. Benim için değil de kardeşin İranur için gel. Çünkü hep okula gidip hep bağlıyor. Abim yok diye. Herkesin abisi var, benim abim yok diye hep bağlıyor. Onun için gel artık. Seni burada bekliyorum. İnşallah herkes gelirse de gel. Devlete teslim. Orada derler ceza var. Ceza, meza hiçbir şey yok. Onlardan başka hiçbir ceza yok. Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan hazırlık ve çalışmalarla koronavirüs tedbirleri alındı. İl Sağlık Müdürlüğü Malatya'da son günlerde umreden dönenler ve diğer yurt dışından gelenlerin temasların var olabileceği ihtimaline karşı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, TOKİ Hastanesi ve Yeşil Yurt Hasan Çalık Hastanesi olabilecek koronavirüs tedavisi için hazır duruma getirildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Erdal Aktürk, Malatya için şimdilik bir tehlike olmadığını kaydederek, bize başvuran hastalarımız genel olarak dış teması olan ya da dışarıdan gelen hastalardır dedi. Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi olarak malum salgınla ilgili öncelikle hastalarımızla ilgili bir takım tedbirler aldık. Sonrasında en yüksek riski oluşturan çalışanlarımızla ilgili bir takım tedbirler aldık. Hastalarımızla ilgili bu şüpheyle gelen hastaları acil serviste
izolasyon odalarımız var. Bu izolasyon odalarında gerekli işlemleri yaptıktan sonra sağlık müdürümüzün katkılarıyla TOKİ'de ve Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanemizde izolasyon yerleri oluşturduk. Bu iki merkezde karantina alanları yapıp buralara gönderiyoruz. Şayet bu hastalara yoğun bakım ihtiyacı olursa görmüş olduğunuz yoğun bakımı tamamen boşalttık. Bu yoğun bakımları boş tutuyoruz. 30 yatağa yakın bir yoğun bakım kapasitemiz şu anda boş. Bu hastalar için hazırlanmış durumda. İhtiyaç halinde buraları rahatlıkla kullanabilmek adına. Onun dışında acil servise gelen hastalarımızı, girişteki tüm hastalarımıza ateş bakıp öykülerini sorguluyoruz. Herhangi bir yurt dışı öyküsü olanı ve ateşi olanı direkt intihaniye doktorlarımıza yönlendirerek bu hastaları girişte tarama faaliyetimiz var. Tunceli'de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan 36 yaşındaki uzman çavuş Yılmaz Güneş'i bulmak için çok sayıda ekip hem çayda hem de baraj gölünde eş zamanlı çalışma yapıyor. Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Rize, Van ve Tunceli dahil birçok ilden JAK, JÖAK, SAK, dalgıç polisler, jandarma, AFAD ve gönüllülerin katıldığı çalışmalar kapsamında Munzur Çayı'nda belirlenen noktalar halatlarla bağlanan botlarla aranıyor. Aynı zamanda ekipler eş zamanlı olarak çayın aktığı Uzunçayır Baraj Gölü'nde de çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara jandarma, polis ve AFAD gönüllüleri de kıyı taraması yaparak destek veriyor. Değerli izleyenler, ekran başından izleyemeyen izleyicilerimiz bizi sosyal medya hesaplarımız üzerinden de canlı olarak takip edebiliyor. Facebook hesaplarımız üzerinden izleyicilerimiz mesaj göndermişler. Melek Sultan Çakıcı Şener, hayırlı sabahlar. Günaydınlar, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Aynı zamanda Nazlı Demir de günaydın dileklerini iletmiş bizlere. Başka bir izleyicimiz de bu şekilde günaydın dileklerini iletmiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de sizlere günaydın dileklerimizi iletiyoruz aynı şekilde ve haberlerimizi aktarmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi 65 yaş üstü vatandaşlar şu süreçte evden çıkamadıkları için alışveriş hizmetleri ayaklarına kadar gidiyor. Ve bu hizmeti yapan ekiplerden bir tanesi de jandarma ekipleri. İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü ve yaşlılarla kronik rahatsızlığı olanların ikametgahlarından dışarı çıkmalarını sınırlandırmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanından polis, jandarma ve gönüllüler yaşlılar için harekete geçti. Görevliler ve gönüllü gençler hazırlanan listeleri alıp yaşlıların ihtiyaçlarını gideriyor. 65 yaşın üzerindekilere sokağa çıkma yasağı getirildi. Yani artık onlar için zorunlu evde kalma dönemi başladı. İhtiyaçlarını karşılama noktasında ise Türkiye'nin dört bir yanında seferberlik kampanyası başlatıldı. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Herhangi bir isteğin olduğunda tamam. 112'yi arıyorsun, 155'i arıyorsun, 156'yı. Yok, sizin numaranızı alacağım, doğru zaten. Sosyal akıma dönüşen bu proje giderek büyümeye devam ediyor. Kocaeli değil jandarma komutanlığı ekipleri vatandaşlar için semt pazarına gidiyor, sağlık merkezinde refakatçi oluyor, eczaneden ilaçlarını satın alıyor. Sağ olun. Erzurum'da ise 65 yaş üstü vatandaşların imdadına Büyükşehir Belediyesi yetişti. Ekipler alışveriş başta olmak üzere 65 yaş üstü vatandaşların günlük birçok ihtiyacını karşılıyor. Elazığ'da ise valilik koordinesindeki ekipler konteyner kentte kalan depremzede yaşlıların ihtiyaçlarını gidererek dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıyor. Ekmek, su, temizlik malzemesi gibi tüm siparişler kapıya kadar getiriliyor. Kıymetli izleyenler, Bolu'da bir vatandaş evde kal çağrısına bir farkındalık yaratmak amacıyla
evinde kendi elleriyle bir tabut yaptı ve o tabutu götürdü arabasının üzerine bağladı ve Bolu'nun sokaklarında tur atmaya başladı. Arabasının teybinden de telaş sesleri yükseliyordu. Bu şekilde evde kal çağrısına bir farkındalık oluşturmak istedi bu vatandaşımız. Haberin detayları gelsin. Evde kal çağrısına ilginç bir farkındalık çalışması Bolu'dan geldi. Taput ve sela içinde bir araç geziyor. Murat Çalık isimli vatandaş farkındalık oluşturmak istedi. Evinde hazırladığı bir tabutun üzerine eğer bu okunan selanın senin ya da bir sevdiğinin olmasını istemiyorsan evde kal yazdı. Bu ilginç bir şey. Ne yapıyorsunuz şu anda? Bizim de bir evde kalma açısından farkındalık oluşturmamız için bir proje yapalım dedim. Tabutu otomobilin üzerine bağlayan Çalık, aracından sela sesini de açarak tabutla birlikte Bolu sokaklarında yaşlı vatandaşları uyardı. Çalık, herkesin farkında olması için böyle bir şey yapmayı düşündüm dedi. Devam ediyoruz değerli izleyenler. Dilerseniz şimdi bir gazetelerin ana sayfalarına da bakalım hangi haberler yer almış. Fırat gazetesinin ana sayfasında korona yak mı olduk başlığını görüyoruz. Bakın koronavirüsten korkmak evet gerekiyor, tedbirimizi almak gerekiyor ama bunu çok da fazla paranoya haline getirmemek. Yani çok da fazla psikolojimizi etkileyecek şekilde büyütmemek gerekiyor. Tedbirimizi aldıktan sonra inşallah o virüs gelip bizi bulmayacaktır. Bulsa bile inşallah hafif geçireceğiz o virüsü diye düşünüyorum ama tabii ki tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Fırat Gazetesi'nin ana sayfasında bugün bu haber yer alıyor. Kaygı bize verilmiş olan koruyucu bir mekanizma, sürekli maskeyle elinde eldivenle gezmek sağlıklı şeyler değil, sadece kaygı seviyesini arttıracaktır diyor Fırat Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Atmaca yapıyor bu açıklamayı. Gün Işığı gazetesinin ana sayfasında manşet haberinde gün birlik günüdür haberini görüyoruz. Halk Eğitim Merkezi'nde efendim Elazığ Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimine başlandı. Bakın şu süreçte evet fırsatçılık yapmaya çalışanlar var ki bunlarla ilgili İçişleri Bakanlığı gerekli tedbirleri alıyor, gerekli cezaları kesiyor. Hatta gerekirse üretim şirketlerine, üretim tesislerine el koyma yetkisine bile sahip ki bu konuda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gerekli açıklamayı yapmıştı. Bunun yanında bir de şu süreçte destek olanlar var. Tüm ülkeye, şehrine, insanına destek olmaya çalışanlar var. Halk Eğitim Merkezi de bunlardan bir tanesi. Elazığ Halk Eğitim Merkezi'ne gönüllü usta öğretici kadınlar sağlık çalışanları için koruyucu maske üretmeye başladılar. Hiçbir beklentileri olmadan. Hakimiyet gazetesinde Vali Kaldırım'ın fotoğraf karesini görüyoruz. Koronavirüs salgını dolayısıyla sokağa çıkma uyarıları ve meydanlarda bulunan oturma banklarının sökülmesi de işe yaramayınca Vali Kaldırım çözümü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nı bariyerlerle kapatmakta buldu. Artık 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na gençler de yaşlılar da gidemeyecekler ve orada şu süreçte gereksiz bir kalabalık oluşturamayacaklar. Bir nebze olsun salgının önüne geçilebilmesi tabii ki asıl amaç. Değerli izleyenler, gazetelerde yer alan haberler de bu şekildeydi. Bugün ana sayfalarındaki haberleri aktarmaya çalıştık sizlere. Şimdi aktardığımız bir video vardı. Yunus Emre İlkokulu 1B sınıfı öğrencilerin bir çağrısı vardı büyüklerine. Evinizde kalın diyordu. Bizim sağlığımız için, bizim geleceğimiz için bizi düşünüyorsanız lütfen evinizde kalın diyorlardı. O video tekrar bir gelsin dilerseniz. Sonrasında da vedamızı gerçekleştirelim. Evde kal Türkiye, sağlığını koru Türkiye. Lütfen evinde kal, sağlıklı kal. Sevdiklerinle kal. Hayatta kal Türkiye. Herkesin sayit evde kal Türkiye. Seni çok seviyoruz. Herkesin sağlığı için evde kal Türkiye. Evde kalan, hayatta kalan evde kal Türkiye. Sağlıklı.
lütfen bizim için evde kalın. Geleceğiniz için, sağlığınız için, aileniz için lütfen evde kal. Büyüklerimiz, bizim geleceğimiz ve sağlığımız için evinizde kalın. Evinde kal Türkiye'm, evinde kal Elazığ'ım. Miniklerin çağrısını gördünüz değerli izleyenler. Onlar dediğim gibi bazen büyüklerden daha bilinçli ve daha büyük bir yüreğe sahip olduklarını gösterebiliyorlar. Evinizde kalın diyor onlar da. Bizim geleceğimiz için, bizim sağlığımız için bizi düşünüyorsanız lütfen şu süreçte evinizde kalın. Tüm toplumu tehdit altına atmayın. Tüm toplumu tehdit oluşturacak şekilde lütfen sokaklara çıkmayın diyorlar. Efendim bu görüntülerle birlikte bugün de programımızın sonuna geldik. Elazığ'da koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediyor. Tüm ülke genelinde koronavirüsle ilgili mücadele çalışmaları devam ettiriliyor. Bir taraftan dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. Bir taraftan gün geçmiyor ki yeni bir önlem alınmasın. Bu arada şunu da unutmadan söyleyelim. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de ne yazık ki koronavirüs teşhisi konan o sayıların içerisinde. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kızının yaptığı açıklamaya göre herhangi bir kronik hastalığı yok. Sigara kullanmıyor. O yüzden en azından şu süreçte bunlar umut vaat ediyor. İnşallah sağlığına kavuşur ve yine kendisi sağlığıma kavuştuğumuz şeklinde bir açıklama yapar. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz tekrar kendisine. Bu süreç başka bir süreç. Fenerbahçe'si de Beşiktaşlısı da her takımın taraftarı da söz konusu insan hayatı olduğu için tek yürek olmuş durumda. Fatih Hoca'nın sağlığına kavuşması için herkes dua ediyor. Yine umarız bugün ölümle sonuçlanan bir vaka olmaz diyeceğiz ama ne yazık ki görünen tabloda o yönde ölümlerle sonuçlanan vakalar olacak. Enfekte olan vaka sayısı artacak. Görünen tablo o. Şu an itibariyle 44 kişiyi kaybettik bu virüs belası yüzünden. Sayıda artacak gibi görünüyor. O yüzden daha fazla büyümemesi için bu salgının lütfen evlerimizde kalmaya, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya devam edelim. Değerli izleyenler, yarın tekrar saatler 9'u gösterdiğinde sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın.